ne? Oğlunun saklandığı yer. İşte adresi burada. Evliya yaz burada saklanıyorlar. İnanmıyorsan git kendi gözlerine bir bak Adnan Bey ya. Nermin de yerlerini biliyor öyle mi? Öğrendi bana söylemedi. Bilmez olurlar mı ya? Zaten ben Nermin Hanım'la Uğran'ı takip ederek buldum yerlerini. Yaşar, o da biliyor dedi. Tabii. O da biliyor. Hepsi biliyor ya. Hepsi seni ayakta uyutuyor Adnan Bey. Şu dünyada gerçek bir dostum var. O da benim Adnan Bey. Hesabını size sormaz mıyım? Arkamdan iş çevirmek neymiş göstermez miyim ben size? Ah Nermin ah. Yaşar'la Nurhan'la bir olup kocana yalan söylersin ha. Öyle bir oğlumu bulayım. Sonra bunun hesabını sorarım size. Sevgilim, ne oldu? Sürprizimi beğenmedin mi yoksa? Yok, çok beğendim. İyi, hadi o zaman dileğimizi dileyelim. Elim, dilek dileyemeyecek misin? En güzel kadın için diliyorum. Sonunda hayatımı kadınla yaşamaya başladım. Onunla yaşamaya başladıktan sonra ben hayatın gerçek anlamını anladım. Dilerim ki bir ömür boyu mutlu olurum. Sıra sende. Artık yazmaz yok. Ben varım. Senin kocan benim ben. Anlayacaksın şimdi bunu. Bana bak. Yaklaşma. Yoksa öldürürüm seni anladın mı? Öldürürüm seni. Eylül. Dilek dilemeyecek misin? Dün yaşananlar bir kabus olsun. Hiç yaşamamış olsun. Çektiğim acılar bitsin. Ne olur bitsin. Tamam. Madem sen dilek dilemiyorsun, ben zaten ikimiz adına da dilek diledim. Hadi mumları üfleyelim. Ben bakarım bir tane. Bırak beni baba. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Geleceksin yaz. Bundan sonra beni dinleyeceksin. Yeter artık. Gidiyoruz dedim. Bırak dedim baba. Sen bunu oğlum nasıl öğrendin? Annem değil mi? Nereden öğrendimse öğrendim. Uzatma yaz. Gidiyoruz dedim. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Sen tek başına gidiyorsun. Bir daha da sakın buraya gelme. Yoksa kötü olur. Kötü mü olur? Kız için babana karşı mı geleceksin? Değer mi bu ha? Değer mi? Doğru konuş baba. Şu haline bak. Şu evin rezaletine bak. Sen Adnan Çarşı'nın oğlusun. Yakışıyor mu bu hayat sana ha? Sen bizi rezil mi etmek istiyorsun? Anneni, bizi, ailemizi rezil mi etmek istiyorsun? Ne oldu? Beğenmedim ben. Kendi kazandıklarımla kurdum ben bu yuvayı. Helal para yani. Alnımın akıyla yaşıyorum ben burada. Ya bırak Yağız. Yanında şu kız varken mi alnının akıyla yaşıyorsun? Öyle baktı kız bu. Bana mal okuma. Alnının akıyla gelmiş. Baba yeter.
Evime gelip sevdiğim kadına hakaret edemezsin. Hakaret etmiyorum. Gerçekler bunlar oğlum. Evli baktı kadını aldın getirdin buraya. Olmaz. Sen de biliyorsun olmayacağını. Yakışmaz. Dön yakınken dön. Sonra pişman olursun. Öp elimi, evine dön. Bırak bu kızı. Bu yeter. Git buradan. Yoksa zorla göndermek zorunda kalacağım. Demek zorla göndereceksin ha? Babanım ben baban. Senin iyiliğini istiyorum. Bak annen evde perişan. Millet arkamızdan konuşuyor. Rezilliğin bini bir para. Artık evine dön Yağız. Ben kararımı verdim. Vazgeçmeyeceğim. Burası bizim yuvamız. Burada yaşayacağız. Demek dönmüyorsun ha? Bu kız için ailene sırtını çevirdi. Annen, baban ne durumda önemsemiyorsun öyle mi? Asıl siz beni önemsemiyorsunuz. Mutlu olmamı istemiyorsunuz. Kızdan ayrı kalamaz mısın? Kalamam. Bu kız için bizi sildin değil mi? Sen beni sildin baba. Ben seni silmedim. Bu kız senin için bu kadar değerli mi? Her şeyden daha değerli. Onun için ölürüm, öldürürüm. Peki o zaman. Madem öyle söylüyorsun. Bu kız da başımın üstünde. Onu da al gel. Birlikte dön. Ailenizin elini öp. Yuvanıza dönün çocuklar. Baba, benimle oyun oynama. Bizim kapımız herkese açık. Bize saygı duyan herkes buraya gelebilir. Soframıza oturabilir. Başım gözüm üstüne. Ama oyun oynayarak değil. Oyun falan yok oğlum. Sen benim oğlumsun. Sen yokken annem ben çok üzüldük. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu anladım oğlum. Kabul. Sen ne istersen o olacak. Yeter ki evine dön. Eylül'de dönsün. Gelinim olsun. Dönün artık. Sen sevdiğin kim varsa kapım açık. Dön artık evine oğlum. Annen çok kötü. Ben de kötü. Dön ki annenin gözündeki yaş kurusun. Benim yüreğimdeki yara geçsin. Tamam. Hemen karar vermene gerek yok. Düşün taşın. Ben beklerim. Düşünecek bir şey yok. Biz burada kalıyoruz. Razı. Böyle yaşamana gönlüm razı olmaz. Benim kararım bu. Peki. Al şunu. Sakın. Biz kimseden para istemiyoruz. Hadi ben seni geçireyim. Yağız, babandan bir bardak su esirgemezsin değil mi? Kızım, bari sen bunu ikna et. Dönün evimiz. Kapım açık size. İkna et şu deli oğlum. Sen yaparsın. Derken, dün geceden de bahset. Yanında kim olduğunu, neler yaptığını. Yağız'a hepsini anlat olur mu? Ben bazı şeyler biliyorum. Ama bunlar şimdilik ben. Kimseye söylemem gerektiren bir şey yok. Annene, babana, Yağız'a. Sağ ol oğlum.
Hadi baba. Hoşça kalın çocuklarım. Sağlıcakla kalın. Yaşanan şeyden sonra nasıl geri döneceğimi düşünür. Ölsen de onun tek bir kuruşuna bile tenezzül etmem. Bizim hakkımıza söylediği onca kötü söz, sana yaptığı kötülükler benim için bitti artık. Kimse benim sevdiğim kadın hakkında böyle konuşamaz. Ha, eğer konuşuyorsa, eğer sana tek kelime laf ediyorsa, işte o zaman ben de aynı çatı altında yaşayamazlar. Neyse. Keyfimizi kaçırmaya gerek yok. Yardım edin, ne olur yardım edin. Yas! Yas!
Tamam Cemil, korkma. Daha iyi misin sevgilim? Oo, dışın düşmemiş. Merak etme sevgilim. İyi olacaksın. Baba. Affet beni baba. Affet. Yaz. Affet beni. Affet beni. Sevgilim. Bak, merak etme tamam mı? Hadi dışın düşecek. İyi olacaksın sen. Ben buradayım. Konuşmayayım Eylül. Eylül. Yok bu böyle olmayacak ya. Ateşi düşmüyor Zeyn. Dayan sevgilim. Dayan. Benim de içim yiyordu. Öyle vallahi anacığım. Hay aklımız onlarda kaldı. Ne yerler, ne içerler, kendilerine bakabiliyorlar mı? Hay vallahi geceleri gözüme uyku girmiyor düşünmekten. Öyle. Benim de öyle. Gidelim de görelim çocukları. Aman eksik kalmayın. Ben yazla bir evleneyim. O zaman soracağım size bunların hesabını. Nurhan Hanım, neler yapmışsın sen de. Az hamarat değilmişsin. Heh. Çeşit çeşit döktürmüşsün. Yok anacığım, yok hamaratlığımdan değil. Eylül'ümün en sevdiği şeyleri yaptım. Ha, yaprak sarması, mücver de var. Bir de yoğurt koydum, kendim yapmıştım. Oh oh, daha neler yapacaktın ki? Vallahi ben de kıymalı börek yaptım. Şunda da humus var. Sonra... Dolapta da içli köfte var. Ondan da koyarım azıcık. Pişirir pişirir yerler. Yazın pek sevinecek. Nermin Hanım sevinirler mi diyorsun? Sevinirler tabii Nurhan Hanım. Biz kötü bir şey yapmıyoruz ya. Ama ne bileyim. Yine tutturmasınlar öyle biz yardım vardım istemiyoruz diye. Bak geçen sefer yemek yiyelim dedin. Onu bile istemediler. Aman canım. Yardım değil bu. Para değil, pul değil. El emeği göz nuru. Yani buna da bir şey derlerse açtırırlar bayramlık ağzımı ha. Ay, Adnan mı geldi acaba? Ne yapacağız şimdi? Şunları bir kaldıralım Nurhan Hanım da. Pazara gidiyoruz deriz. Belki de o değildir. Bir bakalım. Oğlum. Eylül'üm. Yavrum. Ne oldu oğlum? Yardım edin. Ateş çok yüksek. Hemen, hemen yukarı taşı hadi. Ne oldu sana yavrum? Ha? Ne oldu kurban oldu? Meleğim benim. Nurhan Hanım. Merak etmeyin. İyi olacak. İçinizi ferah tutun. Bir sıra uyuyup dinlensin. Kızımın neyi var doktorun? Ateşi çok yüksek. Bünyesi zayıf düşmüş. Ben gereken ilaçları yazdım. Şey, ne zaman kendine gelir peki? Ateş düşürücüyü hemen içirin. Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar verin. Yarını atlatacaktır. Sağ olun doktor hanım. Allah sizden razı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Nurhan Hanım. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Hepsi benim yüzümden. Eylül'e iyi bakamadım.
Bünyesi zayıf düştü. Oğlum, hastalık bu. Seninle ne alakası var? Hem merak etmeyin, iyi olacak. Bak doktor da dedi, yarına iyileşir dedi. Adnan amca akşam erken gelirim demişti ama. Babam dün bizim eve geldi. Ne? Babam mı? Evet. Geri dönmemizi istedim. Hadi gel. Ne dedi, geliyor muymuş? Geliyor, geliyor. Eylül hastalanmış deyince zaten gerisini dinlemedi bile. İyi, iyi. Affetsinler çocuklarını canım. Ne bu böyle? Kız ne hallere düşmüş. Sorma, sorma. O öyle ateşler içinde yatınca vallahi benim içim yanıyor. Allah'ım bir an önce iyileşseydi şu çocuk. İyileşir, iyileşir. Bir şeyciği kalmaz. Biz ona gül gibi bakarız. Ben şimdi Melek'e söylerim, güzel bir tarhana çorbası yapar. Uyanınca içi verir. Nermin Hanım, çok sağ ol ama biz size yük oluyoruz. Çorbayı bari ben yapayım. Olur mu öyle şey Nurhan Hanım? Aşk olsun. Sağlık bu. Evlerin halini gördün. Hasta olmasalar şaşardım zaten. Bir daha oraya gitsinler istemiyorum. Hem Adnan da kendi gidip çağırmış çocukları zaten. Belli ki affetmiş. Yaşar Bey de uzatmaz herhalde, affeder kızını. Kıyamaz ha? İnşallah be Nermin Hanım. Zaten baksana, bunlar ayrılamıyorlar ki birbirlerinden. Biz bilemedik. Bilemedik ama bu çocuklar birbirini pek sevmiş. E ne yapacağız? Başka çare mi var? Affetmeyip ne yapacağız? Öyle Nurhan Hanım, öyle. Babaları affedecek, mutlu mesut yaşayacaklar. İnşallah, inşallah. Şunları da kaldırıp dolaba koyalım ha. Affet beni sevgilim. Sana iyi bakamadım. Söz verdiğim hayatı sana yaşatamadım. Hepsi benim yüzümden. Ne olur affet. Her elimde kanıtla geldim Adnan Bey. Neymiş o kanıt? Eylül'ün evinde ne kadar kaldığımın ispatı bunun içinde. Eylül Yaz'ın kaldığı apartmanın güvenlik kamerası kayıtları. Ver bakalım ver. Bu görüntüler sayesinde Eylül Yaz asla yalan söyleyemeyecek. İçeri giriyorum. Orada giriş saatim de yazıyor. Biraz ilerletebilir miyiz? Durun lütfen. Bakın çıkıyorum. Çıkış saatim de yazıyor. İçeride ne kadar kaldığım ortada. Eylül yaşadıklarımızı asla inkar edemez bu durumda. Güzel. Aferin be. Kedi oğlanı bir fare tuttun. Sağ olun Adnan Bey. Umarım ana kızgınlığınız geçmiştir ha. Ne de olsa artık Eylül'den kurtuluyorsunuz, gözünüz aydın. Öyle bir kurtulacağım ki Yağız o kızın adını bile ağzına almayacak. Yağız efendi, bu görüntüleri görünce bakalım ne yapacaksın. Eylül'ün koynuna girdiğimi öğrenince Yağız, bir daha onun yüzüne bakmaz diye düşünüyorum Adnan Bey ha. Sen oğluna kavuşursun, ben de karıma. Artık herkes işine bakar. Bir daha da karşımıza çıkmazsınız. Çıkmayız, çıkmayız. Hatta Eylül'ü alıp başka şehre taşınayım diyorum ha. Tabii bunlar hep masraf gerektiren şeyler Adnan Bey. İkna ederken dün geceden de bahsettim. Yanında kim olduğunu, neler yaptığını,
Yağız'a hepsini anlat, olur mu? Ben bazı şeyler biliyorum. Ama bunlar şimdilik bende. Kimseye söylemem gerektiren bir şey yok. Annene, babana, Yağız'a. Adnan Bey. He? Duymadın galiba. Evli alıp başka şehre götüreyim diyorum. Bakarız, bakarız. Efendim Nermin? Heh, Adnan. Adnan, oğlumuz evine geri döndü. Ya döndü demek. Güzel. Bir yere gitmesin, hemen geliyorum. Tamam, tamam haydi. İşe yaramış. Eylül Yağız'ı bırakmış. Yağız eve döndü. Ben de gidiyorum. Biz boşa mı konuşuyoruz Adnan Bey? Ha? Demek garibim Eylül dayanamadı, oğlunu terk etti. Ha? Hadi sen de git karınla ilgilen. O da dönmüştür. Adnan Bey, şu bizim para işin... Neyse. Hadi keyfini kaçırmayayım. Nasıl olsa bu yaptıklarımızın bir karşılığı olacak değil mi? Nasıl oldu? Düştü ateş, düştü. İyi. Allah'ıma çok şükür. İlaçlarla uyuyor işte. Oh, şükür. Nurhan teyzem. Ben sizden çok özür dilerim. Eylül'e iyi bakamadım. Olur mu öyle şey be çocuğum? Seninle ne alakası var? Hastalık bu. Hepimiz hasta oluyoruz değil mi? Heh, Adnan geldi. Melek, kapıyı aç. Oğlum, babanla güzelce konuş. Emi, kavga falan çıkmasın şimdi. Oğlum. Biliyordum. Ailene, yuvana geri döneceğini biliyordum. Aslan oğlum benim. Ay, Yaşar da geldi. Yaşar mı? Bunun ne işi var yine? Kızım nerede? Eylül nerede? Durumu nasıl? Yavaş ol Yaşar'ım, bir sakin ol. Ateşi düştü. İyi, yukarıda. Görmem lazım. Ne oluyor ya? Eylül'e ne oldu? Baba, Eylül çok hasta. Yukarıda yatıyor. Dönmemizi istediğin için değil, çaresiz kaldığımız için geldik. Ama bak, eğer istemiyorsan gidebiliriz. Ben o hatayı bir defa yaptım. Oğluma kapıyı bir defa kapattım. Ama artık olmaz. Sen evine geri döndün ya. Bir daha seni asla bırakmam oğlum. Hey Allah'ıma çok şükür buldum, barıştılar. Oğlumu hiçbir yere göndermeyeceğim. Ama senin bu evde yerin yok. Kendi ayaklarınla gideceksin Eylül. Senin yüzünden Yağız'ın benden nefret etmesine izin vermeyeceğim.